Merkez Bankası'nın faiz kararı tahmini ve ne yapması gerektiği ile ilgili başlayalım. Çünkü işte piyasadaki bu toplantıya dair tahminler 250 bas puan çevresinde dönüyor. Ama işte bugün Alaaddin Aktaş yazmış, TEPAV'ın bir değerlendirmesi varmış para politikası olarak. Orada da 40'lı seviyeler, hani bir an önce ulaşılsın diye bir yönlendirme var. Ben sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Buyurun. Yani ben birkaç aydır %40'ın yıl sonu itibariyle %40'a ulaşmanın en doğru beklentilerle en doğru bir faiz oranı olduğunu düşünüyorum. Bu da yani bu ay %2,5 yani 250 bas puan, bir sonraki ayda %250 bas puan bir artış anlamına geliyor. Bunun nedeni de evet şu anda beklentiler yani gelecek yıl sonu enflasyon beklentileri %45'ten 44'e biraz hafif gevşeme var. Ama yine de %40'lık bir politika faizi yaklaşık %48'e yakın bir birleşik politika faizi anlamına geliyor. Bu o beklentilerle reel faizi bir ölçüde yakalamış oluyoruz. Pozitif reel faizi yakalamış oluyoruz. Burada şey denebilir yani diğer faiz oranları daha da yüksek. Tüketici faiz oranları, ticari kredi faiz oranları işte %59 şu anda, %52 ticari krediler. Ama mevduatlar hala %40'lar civarında, 46 civarında. Yani bunların daha da en azından mevduatların daha da yükselmesi gerekiyor. Çünkü sadece iç talebi sıkılaştırmanın yolu sadece kredi faizlerinden değil, bir ölçüde de mevduatla da bağlantılı. Yani önemli bir kesimde doğrudan talep yaratan bir kesimde bu mevduat kanalını kullanaraktan mevduat eğer faizleri artarsa böylece bir fırsat maliyeti olarak harcamaların fırsat maliyeti daha da yükselmiş olacak kredi kullanmayan kesimler açısından. Yani bana bu sefer en azından 250 bas puan gelecekmiş gibi geliyor. Gelecek ayı tabii tekrar değerlendirecekler ama yıl sonu %40 anlamlı bir oran. Şunu diyebilirsiniz. Diyelim beklentiler bu kadar sıkılaştırmadan sonra ekonomi yavaşladı ve beklentiler düşmeye başladı. O zaman da yılın işte en azından tepe enflasyonu gördükten sonra Merkez Bankası Mayıs gibi tabii ki yıl %70'leri gördükten sonra Merkez Bankası biraz daha elini rahatlatabilir. Yani faiz indirimine gidebilir. O da piyasalara katkısı da olur. Ama şu anda enflasyon beklentilerini çıpa altına almak için biraz daha sıkı bir yani faizin daha yükselmesi, para politikasının biraz daha sıkılaşması gerekiyor bence. Hocam, izninizle çok kısa bir şey daha soracağım. Gelinen bu seviyeyi nasıl değerlendiriyorsun? Ciddi bir değişim oldu aslında para politikasında, değil mi Doğru. Hakan abi? Yani Aynen. 8,5'lardan, hatta enflasyon yükselirken faiz indiren bir Merkez Bankası'ndan bambaşka rasyonel politikalar dediğimiz bir sürece geçtik. Bir kafa karışıklığı oldu ilk başta. Yeni Merkez Bankası yönetimi de olsa bir yüksek yaptı, bir önce düşürdü daha sonraki faiz artışını. Hani biraz yalpalandı ama daha sonra işte 5-5-5 devam etti. Daha yavaş gidiyor diyenler var Merkez Bankası'na. Daha önden yüklemeli olmalıydı. Daha hızlı çıpalanabilirdi. Bir anda gelebilirdi ama Merkez Bankası hep kademeli olması gerektiği sinyalini verdi Sayın Erkan. Siz gelinen bu noktada hocam hem bu değişim hem faiz artışlarının bu gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani iyi yolda mıyız? Daha iyisi olabilir miydi? Bundan sonrasına ilişkin yine tahminleriniz. Yani para politikası olarak bence doğru yoldayız. Yapılan başlangıçta biraz bir ikircikli adımlar atıldı ama yeni başkan yardımcılarının atanmasıyla bence epey yol netleşti. O zaman çok net enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın birinci önceliği haline geldi. Ama buradaki asıl sorun tabii ki bu uygulanan politika, ortodoks politikaya dönüş yabancı yatırımcılar tarafından değerlendiriliyor mu? Çünkü bizim şu anda yatırım çekmemiz lazım. KKM sorununu çözmemiz için de yatırım çekmemiz lazım yurt dışından. Bunlar ama halihazırda gelmiyor. Çünkü eskiden olan geçmişten çok ciddi bir farklılık var. O da kurumsal değişiklik. Merkez Bankası Başkanı'nın işte görevi 5 yıldır. Ama eskiden 5 yıldı, şu anda 5 yıl değil. Yani bir gece kararnamesiyle değişebiliyor. Yani belki burada hükümet kendisini bağlayacak
kararlar alıp Merkez Bankası'na kesinlikle hiçbir şartta başkan ya da yardımcıları değiştirilemeyecektir gibi bir kanun değişir mi emin değilim ama yani bu asıl sorun burada gözüküyor. Yani eğer işler biraz kötü gidip de diyelim bir gece kararnamesiyle görevden alınırsa yabancı yatırımcı, Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı yine hazırlıksız yakalanmış olacak. Yine zarar yazmış olacak. Geçmişte de bunu yaşadıkları için tekrar yaşamak istemiyorlar. Bence bunu o şekilde yani şu anda politikalar doğru ama bu politikaların sürekliliği konusunda soru işareti var. Yani o süreklilik bir ölçüde ikna edilebilirse piyasalar bence ben çok ciddi boyutta bir sermaye girişi olmasını beklerim. Yani geçmişe göre bir geri dönüşün olmasını beklerim. Evet. Hakan abi. Valla şimdi bir yanıyla da birçok konuda ben hocama biraz genel bir şey sormak Tamam. istiyorum şu açıdan. Ya biz bu işte faizleri vesaireleri filan konuşuyoruz ama dün hocam Kalder'deydiniz değil mi? Evet. Sizle görüşemedik. Siz erken ayrıldınız. Evet, mecburen çünkü şeyde bir sıkışma oldu Pardon. saatlerde. Ben şimdi tekrar gideceğim. Şimdi yani bu Cumhuriyet perspektifiyle baktığımız zaman yani böyle bir iki senaryo görünüyor mu gözünüzde? Yani o senaryolara ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Yani Türkiye'yi size göre önümüzde bekleyen iyimser, kötümser veyahut da böyle daha orta vadeli ve öyle daha vasat diyeyim, vasat senaryo, orta yolcu senaryo ne olabilir, ne görünüyor size, nasıl bir gelişme olacak önümüzdeki süreçte? Yani bu tamam işte faiz oranı artacak falan, onlar çok kısa vadeli ama Sen ne şöyle bir kadarlık bir süreci soruyorsun? Ben onu ya sordum. şöyle diyeyim ben sana, şimdi bir önümüzde bir seçim var, Evet. arkasına bir referandum işte sandığı Olabilir. gelecek falan deniyor, ama bir yandan da dünyada o kadar çok gelişme var ki hani biz burada ne tarafa doğru şekilleniriz? Perspektiflerden aldığınız bir sinyal var mı? Hani söylenenler, ortaya konanlar, şimdi bir doğru yola girdik dediniz para politikaları tarafında ama genel itibariyle görüşünüz, perspektifiniz nedir? Onu Nereye sormak gidiyoruz istiyorum. diyor Yani nereye gidiyoruz ama işte böyle hani düz de nereye gidiyoruz diye sormak istemedim. Çünkü her yere doğru Estağfurullah. gidiyor olabiliriz. Buyurun hocam. Yani Hakan Bey benim oradaki yaklaşımım biz dünyada 25 yıl yüksek enflasyonla yaşamış bir ülkeyiz. %60 ortalama enflasyonumuz 78-2003. Yani ne bunu hiperenflasyona gitmesine izin verdik, hiperenflasyona gitmedik ama düşüremedik de. Yani şimdi bir de o kurumsal yapıdan parlamenter rejim ve Merkez Bankası ki onun arkasında Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresini garanti altına aldık, Merkez Bankası'nı bağımsız kıldık. Bütün bunlar o açıdan olumlu yönde gelişmelerdi ama tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş biraz daha kurumsal olarak bizim geri adım atmamız anlamına geldi. Yani buradaki kesin net çözüm Merkez Bankası teknokrat bir iştir. Tamamen siyaset dışı bir konudur. Bu alana da bizim hiçbir şekilde müdahalemiz olmaz. Böyle bağlayıcı kurumsal kararların ya da kanunların devreye girebilmesi durumunda iyi senaryoya gideriz. Yani bu program 3 yıl uygulanır. O zaman ben tekhanelere düşer miyiz emin değilim ama oralara yaklaşırız. Ama o kurumsal bağlayıcı bir yapı olmadan ben işte referandum tekrar gündeme geldiği zaman yine popülist politikalara dönüş olursa ne olacak? Yani şunu görmek lazım. Enflasyon cinini şişeden çıkardığınız zaman, enflasyon arttığı zaman bunun geri alınması, siz de biraz önce tartıştınız, asgari ücret ve diğerleri, enflasyonla mücadelenin maliyeti kimin sırtına binecek? Yine işçinin mi sırtına binecek? Evet. Yani zaten sabit gelirli kesimler bu dönemde ciddi boyutta bir reel gelir kaybına uğradı farklı kesimler. Bir de enflasyonla mücadele de uğramak istemeyebilirler. Ama yani zor bir döneme giriyoruz. Toplumsal anlamda zor bir döneme giriyoruz. O açıdan seçim sandığının ya da referandum sandığının ne kadar ötelenirse o kadar iyi olacak. Ama bütün toplumsal kesimlerinin de bir ölçüde burada bir fedakarlık yapması gerekebilir. Onu görmemiz lazım. Bu çalışan da özel sektörde her enflasyonla mücadelede bir fedakarlık gerekecek. Ama her şeyi tek bir gruptan beklemek de doğru değil. Evet.
Bir soru daha Hakan abi izninle. Lütfen. Hocama sorayım. Şimdi önümüzde Hakan abi de ifade, yani siyaset çok hareketli bir kere Kamil hocam. Ben sizin de çok yakından takip ettiğinizi en azından hani hissediyorum diyeyim. Paylaşımlarınızdan da görüyorum. Şimdi yani muhalefet bir başka hikaye. Muhalefetin içinde, kendi içerisinde, partiler içerisinde ciddi tartışmalar. Bir taraf işte kurultay geçirdi. İYİ Parti'de başka ayrılanlar var, tartışmalar var. Diğer tarafa baktığımızda, Cumhur İttifakı'na baktığımızda da bir 50 artı bir çıkışı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dün Sayın Bahçeli'nin cevabı var. İşte hem aramızda kimse giremez diyor Sayın Bahçeli, ama orada ciddi bir anlaşmazlık olduğu da kesin Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle. Yani siyaset tamam, işte yerel seçimler var, sonrası referandum, ama çok hareketli. Onu bir kere görüyoruz Hakan abi. Dolayısıyla hocam size de sorular hep şu şekilde geliyor bizim tarafımızdan. Yerel seçimlere kadar hani ne olur? Yerel seçimlerden sonra ekonomi ne olur diye böyle bir ayrıştırmaya da gidiliyor. Ben şu anlamda sormak istiyorum. Bir kere bir sıkılaşma dönemi, birçok artık Koç Üniversitesi'nde de var sanırım. Sizin yani finansal sıkılaşmayı, finansal koşullardaki sıkılaşmayı gösteren bir çalışmanız var. Sanırım Bahçeşehir Üniversitesi'nde de benzer bir çalışma var. Orada sıkılaşma dönemindeyiz, yani finansal koşullar sıkılaşıyor net. Seçime doğru burada bir gevşeme olabilir mi? Ve seçimden sonra daha da bir, Hakan abinin o güzel bir anlatışı var, belki onu yapar, daha da işlerin sıkı olduğu bir sürece mi gideceğiz? Böyle olursa büyüme ne olacak? Yani büyüme, o fedakarlıktan bahsettiniz. Biz bunu göze alabilecek miyiz ve büyümeyi bir noktadan sonra daha da frenleyebilecek miyiz? Bunu sormak isterim, bilmiyorum, ne dersiniz? Evet, o hareket de şuydu hocam. Bütün bu sohbetlere, Ankara'daki o görüşmelere, orta vadeli programın hazırlanışı sırasında da sonrasında da katılan bir başkanımız, bir oda başkanımız. Size sorduğumda ya ne görüyorsunuz filan diye. Vallahi Hakan Bey, işin özeti şu demişti, şöyle yaptı ellerini. Mart'a kadar böyle, Mart'tan sonra böyle dedi, iyice bir büktü. Yani ama tabii ne olur bilmiyoruz. Evet, ne dersiniz hocam? Evet, yani ben katılıyorum. Yani bana göre de Mart'a, Merkez Bankası onun için kademeli gidiyor. Çok, baştan çok güçlü bir sıkılaştırma getirmemek için. Ve bence yani belki %37,5'te bile kalabilir eğer... Diyelim önümüzdeki ayda biraz daha yavaşlarsa ekonomi yavaşladı. Çünkü konut sektöründe görüyoruz bir yavaşlama var. Otomotiv sektörü yıl sonu kampanyalarla bir ölçüde satışlarını sürdürebiliyor. Buralarda bir daralmalar söz konusu. Bu daralmanın güçlü en azından seçime kadar bu şekilde devam edilip, ama asıl sıkılaştırmanın ben seçimden sonra geleceğini düşünüyorum. Zaten bu asgari ücret tartışmaları da bir ölçüde onu gösteriyor. Bir kez yapılacak deniyor. Ben zaten yani Haziran sonunda, Temmuz'da yapılacak zammın da bu şekilde öteleneceğini düşünüyorum. Enflasyonla mücadele için bu gerekebilir, ama öbür taraftan da dediğim gibi yani yine çalışanın, asgari ücretlinin üzerine binecek yük o konuda bence asıl sorun. Yani bunu nasıl hükümet telafi edebilir, ya da özel sektöründe burada kendi bu fiyat gelişmelerini kontrol etmesi mümkün mü, onu da görmemiz lazım. Çünkü yani kar patlaması var, biliyorsunuz. Yani bu sene bankacılık sektörü dahil özel sanayiden de baktığınızda bütün kamuya açık şirketlerin kar açıklamaları ciddi boyutta son 2-3 senedir artıyor. Yani onlar sıkılaşmayı da yürütebilirler. Bu karlılığının bir kısmından vazgeçecekler. Belki karları azalacak. Yani 2001 krizine göre, hatırlarsanız 2001 krizinde bir İstanbul yaklaşımı getirmek zorunda kaldık. Çok borçlu şirket olduğu için. Ama özel sektör şu anda o kadar kötü durumda değil. Daha en azından kredileri var, ama ciddi boyutta da bir kar realizasyonu yapmış durumdalar. Benim burada gördüğüm önemli olan, yani çalışanın sırtına yükü o kadar fazla bindirmeden enflasyonla mücadeleyi zamana yaymak, ama yani bir ölçüde de adım adım o verilen orta vadeli planda da verilen plana uymak. Yani 2-3 yıl içinde devam etmek. Dediğim gibi, ama yani buradaki kurumsal elimizi bir şekilde kurumsal olarak bağlayabilsek, Merkez Bankası'na ve bakana, kimse, Bakan Şimşek'e kimse karışmayacak, bunu bilebilsek bence program başarıya ulaşma ihtimali çok yüksek.
Hocam